Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. 25. söz, 2. şule, 2. nuru. Kur'an-ı Hakîm'in ayetlerinin hatimelerinde gösterdiği fezlekeler ve Esma-i Hüsna cihetindeki üslub-u bedîisinde olan meziyeti i'caziye dairdir. Birinci, meziyeti cezalet. Kur'an-ı Hakîm icazkar beyanatı ile Sani-i Zülcelal'in ef'al ve eserlerini nazara karşı serer, bast eder. Sonra o asar ve ef'alinde esma-i ilahi istihraç eder veya haşir ve tevhid gibi bir makasıdı asliye-i Kur'aniye'yi ispat ediyor. Birinci mananın misallerinden mesela "Huvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemî'an thumme istavâ ile's-semâi fesavvâhunne seb'a semâvât ve huve bikulli şey'in alîm." İkinci şıkkın misallerinden mesela "Elem nec'alil arda mihâdâ وَالْجِبَالَ اَوْتَادَا وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجَا اِلَى آخِرْ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِقَاتَا'ya kadar birinci ayette asarı bast edip bir neticenin bir mühim maksudun mukaddematı gibi ilim ve kudrete gayat ve nizamatıyla şehadet eden en azim eserleri serdeder, alim ismini istihraç eder. İkinci ayette birinci şulenin, birinci şuanın üçüncü noktasında bir derece izah olunduğu gibi Cenab-ı Hakk'ın büyük efalini, azim asarını zikrederek neticesinde yevmi fasıl olan haşri netice olarak zikrediyor. Evet. Bu ikinci nur, Kur'an-ı Kerim ayetlerinden ayetlerin sonunda geçen Cenab-ı Hakk'ın isimleriyle ilgili ayetlerin sonunda özet olarak verilen konuları özellikleri itibariyle anlatan bazı örnekler veriyor. Şimdi bu dersi okuyunca anlayacağız ki ben şahsen öyle anladım. Risale-i Nur Kur'an-ı Kerim'in gerçekten hakiki bir tefsiridir. Okuyacağımız ayetleri göreceğiz. Kur'an Risale-i Nur'da anlatılan hakikatler, Kur'an-ı Kerim'de bizim önümüze serilen hakikatlerin birer açılımıdır. Yani gerçekten hakiki bir tefsir olduğunun izahını bu ders bize öğretmiş olacak. Aslında biz burada Kur'an'ın icazi yönlerinden, mucize olan yönlerinden birini öğrenmiş oluyoruz. O da Kur'an-ı Hakim'in ayetlerinin hatimelerinde, yani ayetlerin sonunda, ona hatime denir ayetlerin sonuna, orada gösterdiği fezlekeler, tabiri caizse özetler, kulasalar, özler anlamında ve Esma-i Hüsna cihetindeki üslub-u bedîisinde olan meziyet-i icaziye dairdir. Mesela bir örnek verelim. Üstad Hazretleri çok örnek verecek, ben burada olmayan örneklerden bir tane vereyim. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bize buyuruyor. Ey nefislerine israf eden, zulmeden kullarım. La taqnatu min rahmetillah. Yani günah işleyenlere hitap ediyor. La taqnatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. İnnallâhe. Çünkü Allah yağfuru zunûbe cemi'a. Bütün günahlarımızı bağışlar. İnnehu. Çünkü o هُوَ الْغَفُورُ الرَّح۪يمُ. Bakın, ayet-i kerimenin sonu nasıl bitti? Allah'ın gafur ve rahim isimleriyle bitti. Yani Allah çok affedicidir, gufran sahibidir, çok merhamet sahibidir. Yani bütün annelerin şefkatleri, hem insani validelerin, hem hayvani validelerin, hatta bitkisel validelerin, annelerin, bütün yavrularına şefkatleri toplansa, bir tek şefkat olsa, Cenab-ı Hakk'ın mahlukatına olan şefkatinin nihayetsiz şefkatinden bir lemacığı olamaz. Böyle merhamet sahibi, rahmet sahibi, şefkat sahibi, böyle gufran, gafur olan Allah
Niye Allah'tan ümidinizi kesiyorsunuz? Ne kadar günahkar olursanız olunuz, Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah'ın rahmeti sonsuzdur, gufranlığı sonsuzdur. Sizin günahlarınız ise sonludur. Dolayısıyla sonsuz rahmet sahibi olan Allah'tan nasıl ümidinizi kesersiniz diye ayetin sonunda bu iki ismini Allah oraya koyarak ayet öyle bitiriyor. Gafuru Rahim'dir Allah. İşte Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin sonunda geçen bu fezlekeler, öz hulasalar, ayetin içerisinde geçen konuların tabiri caizse birer mührü gibi oluyor. Hitamı misk oluyor. Yani sonunu tam o ayetlere uygun bir şekilde hangi ismi gerektiriyorsa, hangi özelliği gerektiriyorsa ona uygun bir şekilde ayet hitamı eriyor. Buna bir tane örnek daha vereyim. Hem de örnek almamız açısından. Hazreti Yusuf Aleyhisselam olayın detayını biliyorsunuz. Hapse düşmesi, hapisten görülen bir rüya üzerine çıkması vesaire. Sonra kral onu huzuruna alıyor. Suçsuz olduğu anlaşılıyor. Kendisi iftira edildiği anlaşılıyor. Ve yaptığı tevil çok hoşuna gidiyor kralın. Kral soruyor buna. Diyor ki peki ben bu görevi kime vereyim? Hani 8 yıl, 7 yıl. 7 yıl mıydı? 7 yıl bir bolluk olacak. Sonra 7 yıl kuraklık olacak. Bu 7 yılda eğer iş ciddi anlamda bir birikim yapar, elde ettiğiniz mahsulatı biriktirseniz, ondan sonraki takip eden 7 yılda da rahat edersiniz. Böyle teklifte bulununca peki demiş bu işi ben kime vereyim? Ne tavsiye edersin? Yusuf Aleyhisselam diyor ki o işi diyor bana ver diyor. Yani hazinedarlık görevi bana ver diyor. Çünkü diyor ben hafizun alim diyor. Bakın cümle kelimeye. Çünkü diyor ben iyi bir muhafızım, iyi bir hazinedarım. Yani bir gram da olsa çalmam çaldırmam. Muhafızım yani iyi bir muhafızım, hafiz. Arkasından da alim. Bir de bu işi bilen birisiyim. Sadece kuru kuruya bir muhafız değilim. Aynı zamanda bu işin ilmini de biliyorum. Allah bana bunu verdi demek istiyorum. Şimdi demek ki bu ayeti kerimeden önce geçen bütün konuları ayetin sonundaki hafiz ve alim isimleri ne yapıyor? Özetliyor yani. İfade edebildim mi? İşte Üstad Hazretleri Kur'an ayetlerinin bütün sonunda geçen ifadelerin gerek Cenab-ı Hakk'ın isimlerine bakan yönü itibariyle gerekse hangi konularla ilgili olursa olsun o ayette anlatılan konuların birer özeti, birer tabiri caizse sonucu anlamında mühür gibi, hitam-ı misk gibi şey yapıyor. İşte diyor bu da Kur'an-ı Kerim'in mucize olma yönlerinden birisidir tabiri caizse. Hani nasıl ki ağacın sonunda çıkan meyve ağacın bütün özetin için aldığı gibi sanki Kur'an ayetlerinin sonundaki o kelimeler de birer öz şeklinde o ayetten gelen hepsini içine almış oluyor. Çok muhteşem bir şey. Bazı örnekleri okuyacağız inşallah. Bu örnekler bize birer pencere olur, birer dürbün olur, birer merdiven olur. Bunlardan aldığımız hakikatler ile, örnekler ile Kur'an ayetlerinin diğerlerine bakmayı da inşallah öğreniriz. Birinci, meziyeti cezalet. Kur'an-ı Hakim icazkar, icazkar beyanat ile Sani-i Zülcelal'in ef'al ve eserlerini nazara karşı serer bast eder. Yani ayetlerde Cenab-ı Hak kainatta icra ettiği fiillerini, yarattığı olayları önümüze serer, anlatır, detaylandırır tabiri caizse. Sonra o asar ve ef'alinde Esma-i İlahi istihraç eder. Sonra Cenab-ı Hakk'ın orada anlattığı olaylarla ilgili hangi ismi varsa o ismini çıkarır, ayetin sonuna koyar. İfade biliyor muyum? Bu bir. İki, veya haşir ve tevhid gibi bir makasıdı asliye-i Kur'aniye'yi ispat ediyor. Ya da Kur'an-ı Kerim'in esas unsurları 4 tanedir biliyorsunuz. Bir tanesi tevhid, birincisi Allah'ın varlığı ve birliği. İkincisi haşir, yani ahiretin varlığı. Üçüncüsü nübüvvet, dördüncüsü de adalet, ibadet ve adalet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri, sureleri, cümleleri, kelimeleri, harfleri bu dördüne bakıyor.
İşte diyor her bir ayet içerisinde Cenab-ı Hak anlattığı konulardan sonra ayeti bitirirken ya tevhidle ilgili, ya haşirle ilgili, ya nübüvvetle ilgili, ya da ubudiyetle, adaletle ilgili bir cümle, kelimeyle bitirir ayetin sonunu. O muhteşem bir şey. Yani Kur'an-ı Kerim'e bize bakış açımızı öğretiyor, nasıl bakacağımızı. Kur'an dinlerken, okurken, hani her Müslüman Kur'an okur, dinler değil mi? En az namazda okuyoruz. Her Müslüman namazda Kur'an-ı Kerim okuyor. Veya değişik şekillerde Kur'an-ı Kerim okuyoruz ve dinliyoruz. Meallerden, tefsirlerden mutlaka Kur'an hakikatlerini okumak gerekiyor. İşte Risale-i Nur da Kur'an'ın hakiki bir tefsiridir. Bu asra Kur'an'ın bir dersidir. Onu da biraz sonra öğrenmiş olacağız. Hakikaten Risale-i Nur bir parça okuyan bir insan, şu okuyacağımız ayetlerden sonra şu hükme varacaktır. Aklen, vicdanen ve mantıken diyecektir ki, hakikaten Risale-i Nur Kur'an'ın bir tefsiriymiş canım diyecek. Bakın, evet, birinci mananın misallerinden mesela, ne demişti? Cenab-ı Hak bir olayı anlatıyor, kainatta yarattığı fiilleri gözümüzün önüne seriyor, açıyor, şöyle anlayalım diye. Sonra da onunla ilgili Allah'ın hangi ismini ilgilendiriyorsa o ismini ayetin sonuna koyuyor. وَالَّذ۪ي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا. Yani yeryüzünde olan her şeyi size, sizin için yaratan Allah. ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. Sonra diyor semayı yedi kat olarak yaratan Allah. Evet. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمٍ. O her şeyi hakkıyla bilendir. Burada önce Cenab-ı Hak bize yeryüzünde önümüze serdiği her şeyi gözümüzün önüne atıyor. Yani yeryüzünde neler var? Sayın bakalım. Yeryüzünde olan her şeyi diyor. Tamamını diyor bir de cemia diyerek. Ne kadar bizim için yaratılmış mahlukat, mevzat varsa. Bir de diyor semavatın, yedi kat semayı hepsini, onu özet geçti. Çünkü semavatın her şeyin detaylı göremiyoruz. Ama yer küresinde üzeri yaşadığımız dünyanın her şeyini gözümüzle görüyor, kulaklarımızla işitiyor, dillerimizle tadıyor, burnumuzla da alıyoruz ve tatlarına vararak, yaşayarak değil mi, bizzat hissediyoruz. İkinci şıkkın misallerinden bunu hiç açıklayacak biraz sonra. Mesela اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهَادَ. Bu ayet-i kerime, bunlar Amme suresinde geçiyor. Amme suresinde. Yani diyor arzı sizin için bir direk. Affedersin. Arzı bir beşik. Dağları bir direk. Vel cibale evtada. Ve halaknakum ezvaca. Sizi erkek dişi olarak, zevcileci olarak yaratmadık mı? Diye anlatıyor. Ayet-i Kerime'nin izahını şurada yaptığı için Hüsa Hazretleri oradan okuyacağım. Sonra bunlar anlatıyor. İşte yerin yaratılması, dağların yaratılması, bizim yaratılmamız, bizde olan özelliklerin yaratılması vesaire. En son inne yevmel fasli kâne mîgâta. Fasıl günü dediğimiz ahirete ait olan haşir gününe, oraya getiriyor meseleyi. Niye? İşte diyor birinci ayette asarı bast edip bir neticenin, bir mühim maksudun mukaddematı gibi İlim ve kudrete, gayat ve nizamatıyla şahit eden en azim eserleri serdeder. Yani Cenab-ı Hak bu yerini kime yaratmış, kim için yaratmış? Bu kadar mükemmel ve muhteşem sanatı, bu kadar nimetleri sizin için yarattım diyor. Lekum. Değil mi? Halaka lekum. Sizin için yarattım diyor. Gayatı neymiş? Mahlukatın yaratılmasının gayesi bize. Bak, bakacakmış. Sonra Alim ismini istihraç eder. Bu kadar nimetlerin özelliklerini yazar, önümüze döşer. Arkasından da Allah'ın Alim ismini, her şeyi bilen ismini de o hakikatlerden çıkarır, ayetin sonuna koyar. Bikulli şeyin alim. Her şey. Niye? Güneşi o semada yaratan zatın bize ne kadar faydası olacağını, nasıl bizim için faydalı olacağını bilmesi lazım ki o özellikte ve o uzaklıkta orada yaratsın. Bizim gözümüzün görme özelliğini yaratan zattır ancak güneşi yaratan. Çünkü benim gözümle güneşin arasında bir ilgi var. Doğru mu? Öyleyse güneşi o şekilde yaratmasını bilen
benim de gözümün bu şekilde göreceğini bilen bir zat ancak bunu yaratabilir diye böyle aklımızın, hayalimizin almayacağı kadar, ölünceye kadar düşüneceğimiz hakikatleri ortaya koyar. Arkasından her şeyi hakkıyla bilendir bunu yapan diye Allah'ın Alim ismini gözümüz görür. Çünkü bilen yapar, evet, yapan konuşur. Evet. Bilen yapar, yapan konuşur. Allah Allah. Onun için Allah'ın Alim ismine dikkat çekiyor. Onu oradan çıkarayım. Değil mi yani ayetlerde, hep ayetlerin sonunda Alimun, Hakimun, Kadirun, Rahimun değil mi? Çok geçer bunlar. Demek ki bu ayetlerin sonunda geçen bu isimler o ayetlerde anlatılan hakikatlere dikkat çekmek ve o ayetlerden Allah'ın hangi ismine bakış olduğunu bize göstermek istiyor Allah. Evet. Diğeri bu Amme suresindeki olaya gelince bunu yerinden okuyalım. Evet. Mesela Amme'ye dikkat edilse öyle bir üslubu bedi ile ahireti, haşri, cenneti ve cehennemi orada anlatıyor. İnne cehenneme kânet mirsada diye. Orada cennet anlatıyor, cennet bu anlatılan şeyler. Evet. Cenneti, haşri, cehennemi, ahireti öyle bir şekilde gösteriyor ki şu dünyadaki ef'al-i ilahiyeyi, asar-ı rabbaniyeyi, o ahval-i uhreviyeye birer birer bakar, ispat eder gibi kalbi ikna eder. Yani sizi şöyle şöyle yaratan bir Allah, semayı böyle yaratan, size isterseniz yerinden okuyayım. Üstad Hazretlerinin özetlemesi daha güzel. Şu suredeki üslubun izahı uzun olduğundan yalnız bir iki nokta işaret edeceğiz. Yani Cenab-ı Hak kalbimizi önce hazırlıyor. Öyleyse kalbimizin hazır olması için mutlaka bizim gördüğümüz olaylardan olmalı. Niye kalbi hazırlıyor diyor? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim Aleyhisselam diyor ki Allah'a, ya Rabbi ölüleri nasıl dirilteceksin? Cenab-ı Hak, ya İbrahim inanmıyor musun diye sorunca İbrahim Aleyhisselam'ın cevabı şudur. Kalbim tatmin olsun diye. İfadeye bakın. Bu ayettir. Kur'an'da Üllazım peygamber İbrahim Aleyhisselam Allah'a soruyor. Bu itiraz anlamında bir soru değil. Bir cevap, bir ikna edici bir örnek anlamında bir sorudur. Sorular çünkü çeşitli nedenlere sor. Bak Cenab-ı Hak bu olayı Kur'an-ı Kerim'de bize haber vermek suretiyle kalbin tatmin olması için örnekler isteyebileceğimizi bize göstermiş oluyor. Madem Allah bizi bizden daha iyi biliyor, evet, öyleyse bizim kalbimiz kainatta hangi olaylarla daha iyi ikna olur, hangi olaylardan daha bir rahat anlamaya vesile olur, onlar en iyiden olur. Öyle mi? Öyleyse o olayları önümüze seriyor, kalp tatmin oluyor, evet. Sonra diyor ki işte gördünüz mü bunları? Kalbinizle, vicdanen, kalp gözüyle bunları idrak ettiniz mi? Bunları yapan zatın gücünü, kudretini anladınız mı? Evet. Öyleyse niye haşri inkar edesiniz diyerek işte haşirde böyle olacak diye netice olarak haşri vurguluyor. Okuyayım. Size zemini güzel serilmiş bir döşek, beşik. Size zemini güzel serilmiş bir beşik. Elem nec'alil arda mihade. Oradan başlıyor. Dağları hanenizde ve hayatınızda defineli direk. Hazineli kazık. Sizi birbirini sever. Ünsiyet eder. Çift ezvaca. Geceyi hab-ı rahatınıza örtü, gündüzü meydanı maişet, çalışmanız için, çalışma meydanı, güneşi ışık verici, ısındırıcı bir lamba, evet, bulutları ab-ı hayat çeşmesi gibi hayat suyu akıtıyor bulutları, onun gibi suyu akıttım, basit bir sudan bütün erzakınızı taşıyan bütün çiçekli, meyveli, muhtelif eşyayı kolay ve az bir zamanda icat ederiz. Bak, sudan o kadar mevcudatı icat ediyor. Gözümüzde görüyor muyuz? Bunu kalp gözümüz, basiretimiz kabul etti mi? Bunlar yaratıldığını gözümüzde gördük mü? Kalbimizde biraz buna hazır oldu mu? Evet.
Öyleyse yevmi fasl olan kıyamet sizi bekliyor. O günü getirmek bize ağır gelmez. İnne yevmel fasli kâne mikata diyerek o fasıl günü muhakkak gelecek. Biz bu işleri yapıp hazırlayan, önümüze döşeyen bir kudrete bu ağır gelir mi diyerek Allah. Oldu değil mi? Risale-i Nur'da Haşir Risalesi'nin niye böyle bir metot izlediğini insan daha iyi anlıyor. Evet. Örnekler. Devam ediyor. Hep farklı örnekler verecek. Dikkat edelim. İkinci nükte-i belagat. Bunlar bize birer formül olacak inşallah. Biz bu formüllerle Kur'an-ı Kerim ayetlerindeki diğerlerini daha rahat çözmüş olacağız inşallah. Anahtar gibi o hazineleri de inşallah açacağız. İkinci nükte-i belagat. Kur'an, beşerin nazarına sanat-ı ilahiyenin mensucatını açar, gösterir. Yani mensucat dokuma demek. Dokumaya mensucat denir. Yani Cenab-ı Hak sanatıyla kainatta eserlerini dokuyor. Aman yarabbim. Yani kainattan insanı süzmüş. Yani kainat fabrikasından Cenab-ı Hak her birinden bip atarak tabiri caizse insan eserini süzmüş. Değil mi? Hakikaten insan sanatını. Demek kainat bir dokuma tabiri caizse ve bunu da dokuyan Allah. Evet. Her birini dokuyor. İşte elementlerden bir bitki yaratıyor. Bütün bitkilerden bir canlı yaratıyor. Bütün elementlerden, bitkilerden, canlılardan bir insan yaratıyor. Aman yarabbi. Dokuması muhteşem. Şimdi Cenab-ı Hak beşerin nazarına, Kur'an-ı Kerim'de, beşerin nazarına yani gözünün önüne, bu nazar ifadesi hem akıl hem kalp bakışı demektir. Bir adam gözüyle bakar ama eğer aklıyla göremiyorsa o bakar kördür. Değil mi yani? Bakar göremiyor. Bizde bazen olur. Seni görmedimdir. Bana bakıyordun. Demek ona bakmıyormuş. O tarafa bakıyormuş ama görmüyormuş. Bakmak başka, görmek başka. Onun için Kur'an-ı Kerim bize görmeyi, anlamayı nasip ediyor. Onun için nazar ifadesi geçiyor şeyde. Mesela efela yanzurune ilel ibili keyfe hulikat. Bakmazlar mı deveyi nasıl yaratılmış diyor. Allah Allah. Adam deveyi çocukluğundan beri görüyor. Ama deveye marifetle bakmak. Nasıl yaratıldığına bakmak. Niye benim ihtiyaçlarıma uygun şekilde tanzim edilmiş, dizayn edilmiş? Binmek bana göre. Yemek bana göre. Yük taşımak bana göre. Derisi bana göre. Eti bana göre. Sütü bana göre. Yavrusu o da bana göre. Her şeyi bana göre ayarlanmış. Bakmazlar nasıl yaratılmış. Sonra dağlara bakmazlar. Bak değil mi? Şimdi burada da diyor ki Cenab-ı Hak, burada başka bir örnek. Önce diyor Cenab-ı Hak, ilahi sanatların dokunuşunu açıyor önümüze. Demek Allah dokunmuş, onun dokunuşunu bize önümüze seriyor, gösterir, sonra fezlekede o mensucatı esma içinde tay eder veya akla havale eder. Yani tay, geçmek demek değil mi? Tay eder, atlıyor yani. Tabiri caizse, ben bir örnek vereyim, tay dürmek manası da var da şöyle, dürmek manası var. Mesela buradan Kabe'ye gideceksiniz, bir uzun gidiş var, bir de bir anda gidiş var. Buna tay-i mekan diyorlar. Mekanı tay geliyor. Ama siz buradan giderken yine gitmiş oluyorsunuz değil mi? Sanki Cenab-ı Hak o Kur'an ayetinde anlattığı bütün hakikatleri öyle kısa, öyle öz bir kelimeyle, bazen bir harf ile, bazen bir cümleyle öyle kısa bir şekilde özetler ki onu sonuna tabiri caizse bir çekirdek gibi, bir ağacın çekirdeği gibi özet olarak koyar. Örnek veriyor. Çok muhteşem bir örnek. Yani şunu anlasak inşallah, şu ikinci şeydeki, nüktedeki belagatı iyi anlasak inşallah, bize yeter. Yani bugünkü derse gelmemize yeter Allah'ın izniyle. Mesela, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ.
De ki, size semadan ve arzdan rızkı indiren kimdir? Sizi semadan ve arzdan rızıklarla rızıklandıran kimdir? 1. Emmen yemlikü sem'a vel absar. Yani duymayı ve görme, duymanın ve görmenin sahibi, mülkü kimdir? Soruda. Ve men yuhricul hayye minel meyyit. Ve yuhricul meyyite minel hayy. Ve yine kimdir ölüden diriyi çıkartan, diriden ölüyü çıkartan? Üçüncü bir şey değil mi? Sonra devam. Ve men yudebbirul amr. Bütün işleri idare eden, evirip çeviren kimdir? Kaç tane soru çıktı? 4 tane değil mi? Devam ediyor. Diye sorsan feseyekulunallah. Hepsi çağır na çağır diyecekler ki Allah'tır. Devam ediyor. Fekul. Öyleyse de ki eferatettekul. Hala aklınız başınıza gelmeyecek. Hala ders almayacak mısınız? Hala takva mertebesine ermeyecek misiniz? Oldu mu? Şimdi devam ediyor. Fezalikumullah. Rabbukumul hak. İşte bu Allah'tır. İşte bu. Yukarıda anlatılan özelliklere sahip olan var ya. Men. Kim diye sıraladı ya. Ne demişti burada? Dedi ki önce olayı anlatır, dokuma. Nereye dokudu, nasıl dokudu onları anlatır. Sonra o anlattığı hakikatleri bir özet ile ne yapardı? Hitam verdir. İşte bak burada. Fezalikumullahu Rabbukumul hak. İşte bu. Yukarıda anlatılan bütün özelliklere sahip olan var ya ey muhataplarım, evet Allah'tır. Rabbinizdir, haktır. Kaç özellik saydı burada? 3. Allah'tır, Rabbinizdir, haktır. Şimdi dikkatle dinleyelim. İşte başta der. Sema ve zemini rızkınıza iki hazine gibi müheyya edip oradan yağmuru, buradan hububatı çıkaran kimdir? Değil mi? Soruyor bize. Allah'tan başka fezalikumullah, aşağıdaki fezalikumullah'a gelip Allah'tan başka koca sema ve zemini iki muti hazinedar hükmüne kimse getirebilir mi? Yani burada Cenab-ı Hak semadan ve arzdan, yani gökyüzünden ve yeryüzünden size rızkınızı çıkaran kimdir derken, çıkıyor mu rızkımız? Çıkıyor. E madem çıkıyor, öyleyse çıkaran ancak Allah olabilir. Başka kim çıkarabilir? Gösterin bakalım. Oldu değil mi? Böyle bir delil. فَسَيَقُولُونَ اللّٰهُ Allah'tır ifadesi. Öyleyse şükür ona münhasırdır. Öyleyse teşekküratınızı, hamdinizi, bu kadar nimetleri size veren zata vereceksiniz. Burada kim oldu? Allah. İkinci fıkrada der ki, sizin azalarınız içinde en kıymetli göz ve kulaklarınızın maliki kimdir? Hani insan merak ediyor. Burada Cenab-ı Hak gözleri ve kulakları, görmeyi ve duymayı sahibi kimdir? اَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارِ İşitmenin ve görmelerin mülkü kimdir demişti. Bunların sahibi kimdir diye bize sordu. Burada soru anlamında yani düşünelim diye bunları soruyor. Kim olabilir Allah'tan başka tabiri caizse? Öyle bir soru. Karşıyı evet dedirtecek bir sual. Evet. Niye bu ikisini Cenab-ı Hak ifade etmiş? Halbuki bizde daha başka özellikler de var değil mi? Niye bu görmeyle duymayı şey yapıyor? Bunun özelliği şundanmış. Azalarınız içinde en kıymetli göz ve kulaklarınızın maliki kimdir? Hangi tezgah ve dükkandan aldınız? Evet. Bu latif kıymetli göz ve kulağı verecek ancak Rabbinizdir. Dikkat edin ifadeye. Ancak Rabbinizdir. Öyleyse yalnız Rab odur. Mabud da o olabilir. Dikkat ederseniz birinci fıkrada ancak Allah odur dedi. Allah'tır bu. Yeri ve göğü orada rızkı çıkaran dedi. Burada biraz daha insan penceresine indi. Önce kainat penceresinden baktı olaya. Oradan dedi ki Allah'tır. Sonra insan penceresine geldi. İnsanın görünen göz ve kulağına dikkat çekerek ya değil mi? Neyle görüyoruz biz? Gözümüzle. Neyle işitiyoruz? Kulağımızla. Allah görenlere ve işitenlere hitap ediyor.
işitme, görme ve anlama özelliği olmayanlara hitap etmiyor. Onlar sorumlu değildir zaten. Allah Allah. Önce semaya baktırdı, yere baktırdı. Sonra oradan bize gönderdiği nimetleri hatırlattı. Bunu ancak Allah yaratabilir dedi. Sonra da bakmamızı, duymamızı sağlayan gözümüze ve kulağımıza hitap ederek peki bu bakmaya, bu baktığınız, gördüğünüz bu özelliklerinizi kim verdi size? Bunlara sahibi kim olabilir diyerek çok muhteşem bir şey var yani. Diziliş var. Harika. Elhamdülillah. Evet. Burada da bunu terbiye eden, bu şekilde size bunu ilk ihsan eden Rabbinizdir dedi. Üçüncü fıkrada der. Ölmüş yeri ihya edip yüz binler ölmüş taifeleri ihya eden kimdir? Yani ölüden diriyi, birden ölüyü çıkaran manası. Mesela bir örnek verelim. Kış mevsiminde bütün yeryüzü vefat ediyor. Ama bahar mevsiminde yeniden o ölmüş küreyi, koca küreyi arzı 300 binden ziyade diyor o zaman. Sonra 400 bin diyor. Şimdi sayılmış 3 milyondan ziyade bitki ve hayvan çeşidini Cenab-ı Hak ölmüş küreyi arzdan diriltiyor. Evet. Ölmüş yeri ihya edip yüz binler ölmüş taifeleri, şimdi 3 milyondan fazla taifeleri ihya eden kimdir, dirilten? Hak'tan başka ve bütün kainatın halıkından başka şu işi kim yapabilir? Elbette o yapan, o ihya eder. Madem haktır, hukuku zayi etmeyecektir. Niye hak ismini aldı burada? Çünkü ahiretin ispatının en önemli isimlerinden birisi Allah'ın hak ismidir. Hak, ihkak-ı haktır. Hak sahibine hakkını vermektir. Burada biz genellikle işte zalimlerin zulmü, mazlumların hakkı olarak değerlendiriyoruz değil mi? Bak bu bir haktır, doğru. Mesela birisi zulmetmiş, zalim olmuş. Birisi de mazlum olmuş, o zalimin hakkını alacak. Allah o zalime zulmünün cezasını verecek, o mazluma da o zulme uğramasından kaynaklanan mükafatı verecek. Bu ihkak hak mıdır? Yani haklıya, hak sahibine hakkını vermektir. Adalet de budur zaten. Hak isminin bir şeyi. Fakat Üstad Hazretleri hak ismini çok geniş daire diye açıklıyor. Her bir varlığa madem yaşama hakkı vermiştir, öyleyse o varlığın yaşamı için gerekli levazımatı vermesi de hak isminin gereğidir diyor. Şimdi dikkat edin burada ne gelecek? Her bir varlığa ebedi yaşama arzu vermiş midir? Tattırmış mıdır hayatı? Öyleyse diyor o tattırdığı hayatın hakkı ebedi olmaktır. Öyleyse o ebediyeti verecek ona. Mesela. Çok enteresan. Bana görmeyi vermiş mi? Evet. Görme hakkını bana Allah vermiş mi? Vermiş. Lütfetmiş. Madem ki görmek bir haktır ve madem ki görme isteği sonsuz bir istektir, onu Cenab-ı Hak bana verecek. Onun için bu kadar diyor mevcudatı dirilten, onlara ihkak-ı hak olarak haklarını iade eden bir Allah, evet, sizin gibi böyle ebediyete aşık, ebediyet için yaratılmış varlıkların mı diyor diriltmeyecek? Öyleyse Rabbukumul hak, sizin Rabbiniz haktır diyerek bizim de diriltileceğimizi, haşrin varlığını, haşr hak olduğunu hak ismiyle ispat ediyor. Evet. 10. sözde hak isminin neden haşrı iktiza ettiğini de buradan anlamış olur. Demek ki Risale-i Nur'da anlatılan hakikatler Kur'an ayetlerinde yapılan dizilişe uygundur. Niye? Cenab-ı Hak haşrı orada ölüden diri, diriden ölü yaratır diye anlatıyor mu? Evet. Sonra da o ayetin sonunda hak ismiyle bitiriyor mu? Öyleyse hak ismi ahiretin varlığına ispattır. Öyleyse onun şu anda hak isminin ahiretin varlığı olarak kullanılması bu ayetten çıkarılmıştır. Evet. Şimdi bunu nasıl birleştirecek? 4. fıkrada der. Bu azim kainatı bir saray gibi. Bu büyük kainat. Bir saray, bir şehir gibi. Kemal-i intizamla idare edip tedbirini gören müdebbirul emr demişti. Her şeyi uygun bir şekilde idare eden, tedbir eden, işini gören, yaratan Allah.
Yüdebbirul emr. Bak bir cümle ama neymiş? Bu azim kainatı bir saray gibi, bir şehir gibi kemal intizamla idare edip tedbirini gören Allah'tan başka kim olabilir? Madem Allah'tan başka olamaz, koca kainatı bütün ecramiyle, bütün yıldızlarıyla gayet kolay idare eden kudret, o derece kusursuz, nihayetsizdir ki hiçbir şerik ve iştirake ve muavenet ve yardıma ihtiyacı olamaz. Koca kainatı idare eden küçük mahlukatı başka ellere bırakır mı? Değil mi yani? Hani anlayalım diye bazen Kur'an-ı Kerim ayetleri anlatırken ilk önce kim yarattıysa ikinci olarak da o yarattır. İkincisi daha kolaydır diyor ayet. Yani anlayalım diye. Yani biz kendi dünyamızda bir şeyin büyüğünü yapmak daha zordur. Küçüğü yapmak kolaydır. Zoru yapmak zordur. Kolay yapmak kolaydır. Öyle mi? Biz anlayalım da. Birinci yapmak zordur. İkinci yapmak kolaydır. Bizde böyle. Evet. Allah da bizim anlayacağımız dilden konuşuyor. Yani şu koca kainatı ilk olarak yaratıldığını gördünüz mü? Evet. Yaşıyor musunuz? Evet. Siz de evet. Bu koca kainatı yaratan bir daha ikinci kez niye yaratamazsın? Belki daha kolay yaratır. Değil mi? Eğer bir zorluk olsa haşa. Zaten zorluk yok da mesela. Haşa. Anlayalım diye. Şimdi burada koca kainatı idare eden zat haşa sizin gibi varlıkları başka ellere bırakır. Yani bütün okyanusları ışıtan bir güneş, evet, yani bir kar tanesindeki ışığı başkasına bırakır. Yani ben o okyanuslardaki ışıkların güneşe ait olduğunu anladım da, fakat bu acaba yağmur tanesindeki parlayan ışık güneşe ait midir? Ya, sanki öyle yani. Bu koca küreleri, koca kainatı dünyamızdan milyonlar defa büyük, milyonlarca, trilyonlarca küreleri boşlukta hiçbir yardımı olmadan, yardımcı olmadan kudretiyle idare edip çeviren Allah, yüdebbirul amr ayetini açıklıyor. Evet, sizin başka ellere bıraksın. Öyleyse demek ister istemez Allah diyeceksiniz. Şimdi gelelim buraya. İşte birinci ve dördüncü fıkrada Allah der. İkinci fıkra Rab der. Size bu gözleri ve kulakları, duymayı ve işitmeleri. Evet. Bir de üçüncü fıkrada da ölüden diriyi, diri de ölü yaratması itibariyle Hak ismini El-Hak der. Kaç tane çıktı? Birinci, üçüncü, dördüncü fıkrada Allah. İkincide Rab. Üçüncüde Hak. Peki ayet nasıl bitti? فَذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ Allah lafzayı celali birinci ve dördüncü fıkraya, Rabbukum ismi ikinci fıkraya, El-Hak ismi üçüncü fıkraya. Şimdi dönelim cümleyi bir de okuyalım. Hak ettik değil mi? Hak ettik. Diyor ki, Kur'an beşerin nazarına sanat-ı ilahiyenin mensucatını açar gösterir. Sanat-ı ilahiyenin dokumalarını önümüze açar, gösterir. Sonra fezlekede, sonra özet olarak, hulasa olarak, öz olarak o mensucatı, o dokuduklarını esma içinde tay eder. Dürer, esma içerisine koyar, bizim elimize verir. Ve veyahut akla havale eder. Bir de akla havale edeni okuyalım, bitirelim. Değil mi? Veya akla havale eder. Şimdi burada esmayı dürdüğü esmanın içine koydu mu? فَذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ İşte bu anlatılan özellikler yaratan, yapan, idare eden, sizi haşirde tekrar diriltecek olan Allah'tır, Rabbinizdir, o Hak'tır. Hak isminin sahibidir, maşallah. İkincinin misallerinden, yani Cenab-ı Hak kainattaki eserlerini, fiillerini bizim önümüze serer, sonra da aklımıza havale edermiş. Bir özellik de bu ayetlerde bu çok geçer. Okuyalım. İkincinin misallerinden. İnne fî halqı semâvâti vel ard ve ihtilâfi l-leyli vel nehâri vel fulkil letî tecrî fil bahri bimâ yenfe'un nâs. Ben detaya girmeden birer cümleyle meallerini vermeye çalışayım. Semâvâtın ve arzın yaratılmasında, semâvât bütün semâ alemlerinin ve yer küresinin yaratılmasında. وَاَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
gecenin ve gündüzün farklı farklı olmasında ihtilaf, yani gece karanlık, gündüz aydınlık. Geceyi getiriyor, gündüzü götürüyor. Gündüzü götürüyor, geceyi getiriyor. Bu şekilde farklı farklı olmasında. Vel fulkilleti tecri bima fil bahri bima yenfa'un nas. Denizlerde gemilerle insanlara faydalı olan şeyleri gemilerde taşınmasında. Bakın, gemiye, denize, içindekilerini hiçbir şeyi kimseye veremezsiniz. Denizi de, gemiyi de, içindekileri de yaratan, o gemide, o gemileri, o denizde yüzdüren de Allah'tır. Onlar da, evet. وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ Semadan suyu indirip فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا O yer küresini ölümünden sonra dirilten وَبَثَّ ف۪يهَا مِنْ كُلِّ دَابَّ Oradan her canlıyı çıkaran da, çıkarmasında da, yani Cenab-ı Hak yer küresinde yarattığı fiilleri görüyor. Ya diyor, ne böyle diyor mesela, ikide bir tutturmuşsunuz diyor, toprak, çiçek, toprak, ne bu diyor adam. Kardeş, biz tutturmadık. Ayet tuttu bizi. Ayet diyor ki, bak denizlerde olanları, efendim semavat ve arzın yaratılmasını, gece ve gündüzün devredip gelip gitmesini, sonra semadan suyun indirilmesini, sonra o semadan indirilen su ile yer küresinin canlandırılmasını, ölümünden sonra canlandırılmasını, sonra oradan her türlü canlının yaratılmasını, sonra rüzgarın estirilmesinde, sonra semanın ortasında, sema ile yani gökle yerin ortasında boşlukta bulutların musahhar edilmesinde, yani bize hizmetkar kılınmasında. Evet. Ne vardır? Le ayatin li kavmin yaqilun. Akleden, düşünen kavimler, milletler, insanlar için ayetler vardır, deliller vardır. Neye? Allah'ın varlığına ve birine. Şimdi burada ne yaptı? Dikkat ederseniz olayları anlattı, anlattı, sonunda aklımıza havale etti. Artık aklımızla düşün, karar vereceğiz. Demek ki Cenab-ı Hak aklı yaratan kim ise bu ayetleri gönderen odur. Çünkü aklımızın anlayacağı şekilde konuşması için aklımızı yaratan olmalıdır. Bir, aklımızı yaratan, bu ayetleri gönderen kim ise bu ayetlerde anlatılanlar yaratan da odur. Evet, tevhid yani. İşte bu ayet Cenab-ı Hakk'ın kemal-i kudretini ve azamet-i rububiyetini gösteren ve vahdaniyetine şehadet eden semavat ve arzın hılkatindeki tecelli saltanat-ı uluhiyet. Evet. Ben tabi tam anladığım ifade edeyim ama epeyce zor bir yer. Şöyle biraz kendinizi verin. Ne yapalım? 25. söz biraz şey, fazla şey vermek gerekiyor kendimizi. Fazla vermek gerekiyor. Bir de ayetlerin anlatıldığı yer itibariyle hakikaten biraz ağır bir konu. Ama ne anlarsa Allah bereket versin. Ben bu paragrafı size kısaca okumaya çalışacağım inşallah. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bu ilahi sanatlarını bize anlatırken nasıl dokuduğunu, tabiri caizse bu muhteşem eser, sanat eserlerini nasıl dokuduğunu bize anlatırken Cenab-ı Hakk'ın bu anlattığı ifadeler içerisinde, ayetler içerisinde Allah'ın hangi sıfatlarına, özelliklerine işaret ettiğine de üstadımız dikkat ediyor burada. Dikkat çekiyor. Şimdi semavat ve arzın yaratılmasını anlatırken tecelli saltanat-ı uluhiyet, Allah, uluhiyet vasfına sahip olan Allah saltanatının tecellisini bize, yani bütün bu kainat alemlerini kudretiyle, saltanatıyla elinde tutan ancak Allah olabilir. Tecelli saltanat-ı uluhiyet. Semavat, bütün sema alemlerinin ve yer alemlerinin yaratılması, anlatılmasında bu mana varmış. Bir, ve gece ve gündüzün ihtilafındaki tecelli-i rububiyet. Sanki bazı ayetlerde şöyle bir his oluyor. Yani elhamdülillahi rabbil alemin.
Er-Rahmanir-Rahim. Dikkat edin, burada onlar hissediyor insan var. Yani önce Allah'tan bahsediyor. Sonra Allah'ın Rab isminden bahsediyor. Rabbul Alemin. Sonra Cenab-ı Hakk'ın Rahman, Rezzak anlamında. Rahim, rahmeti, sonsuz anlamında. Sonra Maliki Yevmiddin, din gününün sahibidir. Sonra yalnız sana ibadet ederiz. Böyle ayetlerde zaman zaman bu sıralamayı müşahede ediyoruz. Bak burada şimdi semavat ve arzdan yaratılmasından bahsetti. Ama ona ne dedi? Tecelli, saltanat-ı uluhiyet dedi. Sonra gece ve gündüzün farklı farklı olarak yaratılmasındaki tecelliye de tecelli rububiyet dedi. Yani geceyi ve gündüzü terbiye eden Allah. Evet, semayı da terbiye eden o. Ama bütün kainata baktığımızda uluhiyet, saltanat-ı uluhiyet daha açık görünüyor. Ama gece her gün gece ve gündüzü getirip götüren Allah'ın Rab ismini daha rahat ol, terbiye ediyor Allah. Bakıyorsunuz bir kardeşimiz bir sinirlik, bir sevinçlik. O da Cenab-ı Hakk'ın Rab tecelli rububiyetini gösteriyor. Bir bakıyorsunuz sevinçli, bir bakıyorsunuz üzüntü. Bir bakıyorsunuz gülüyor, bir bakıyorsunuz ağlıyor. Güldüren de o, ağlatan da o. Ayet var. Güldüren de o, ağlatan da o. Bak, tecelli rububiyet. Öldüren de o, dirilten de o. Tecelli rububiyet. Gece getiren de o, gündüzü getiren de. Allah rububiyetini bize sergiyor. Ama her gün, ne zaman? Her gün. Her gün bu gecenin gelip gündüzün gidip, gündüzün gelip gecenin gidip, böyle devir devir birbirine geçirilmesinde düşünen akıllar için diyor, ayetler vardır. Gündüz gecenin kısalıp uzaması var. O da var. He, gecenin gündüzün diyor uzatır, kısaltırız. Evet, Allah. İşte farklı farklı olmasının bir manası da o. Ona girmedim. Yani Cenab-ı Hak geceyi nasıl farklı yapıyor? Her zaman gecenin şeylerini değiştiriyor. Uzanması, kısaltıyor, uzatıyor vesaire. Ama burada Cenab-ı Hakk'ın rububiyet, tecelli rububiyeti görülüyor. Sonra diyor, hayatı içtimai insana, yani toplum hayatına, insanın toplum hayatına en büyük bir vasıta olan gemiyi denizde teshir ile tecelli rahmet. Burada Cenab-ı Hakk'ın hakikaten değil mi? Sanki Cenab-ı Hak o vesileyle bize rızıklarımızı koşturuyor değil mi? Gemideki o şeylerle. İnsanlara faydalı olan şeylerle denizde gemileri yüzdürmesinde Allah-u Teala. Ne vardı? Düşünenler için. İnsanların ve bütün dünyada yaşayan insanların bütün rızıklarını, önemli olan rızıklarını bu gemiler vasıtasıyla dünyanın değişik yerlerine dağıtan Allah'ın bu işinde, bu tabiri caizse gemiyi bize hizmetkar kılmasında düşünenler için deliller vardı. Bu da diyor Cenab-ı Hakk'ın tecelli rahmeti. Ve semadan ab-ı hayatı ölmüş zemine gönderip, zemini 100.000 taifeleriyle ihya edip bir mahşer acayip suretinde getirmekteki tecelli azameti kudret. Allah'ın kudretini, azametini gösteriyormuş. Ve zeminde hadsiz muhtelif hayvanatı basit bir topraktan halk etmekteki tecelli rahmet ve kudret. Evet. Ve rüzgarları nebatat ve hayvanatın teneffüs ve telkihine hizmet gibi. Nebatat ve hayvanatın teneffüs ve terkihlerine. Yani hayvanlar ve insanlar o hava ile yaşıyorlar. Teneffüs var, evet. Aynı zamanda bitkilerin aşılanmasında da rüzgarlar istihdam ediyor. Ne yapıyor burada? Dikkat edin. Burada her şeyin Allah'ın varlığına ve birine delil olur. Peki, şimdi bu ayetin bu açıklamasını okuyunca, şöyle Risale-i Nur'da bir defacık baştan sona okumaya muvaffak olsa bir insan neye karar verecek? Diyecek ki Risale-i Nur baştan sona bu ayetlerin tefsiridir. Doğru mu? Kesinlikle. Yedinci şurayı okuyun. Ne diyeceksiniz? Bütün bu ayetlerin açıklamasını diyeceğiz. Allah Allah. Ya. Onun için Kur'an-ı Kerim'i anlamak istiyorsan tefsirleri, hasreten asrımızdaki yazılan bu Risale-i tefsirini çok okumamız gerekiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim biz madem okuyunca anlayamıyoruz, evet okuyacağız, meallerden de okuyacağız, istifade edeceğiz. Ama anlamak için de gayret sarf edeceğiz değil mi? İnşallah. Evet. Bu da Cenab-ı Hakk'ın
kudretini ve rahmetini gösteriyormuş. Öbürü neydi? Rüzgarları, nebatat ve hayvanatın teneffüs ve terkiklerine hizmet gibi vezaifi azimiyle tavzif edip tedbir ve teneffüse salih vaziyete getirmek için tahrik ve idaresindeki tecelli-i rahmet. Tahrik ve idaresindeki tecelli-i rahmet. İşte bütün bu kainattaki güzellikleri bize ihsan etmesi Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin eseridir. Ha haşa biz hak etmişiz de bizim hakkımız da değil yani. Ona bir iki cümleyle bir okuyacağım inşallah. Ve hikmet ve zemin, rahmet ve hikmet. Ve zemin ve asuman ortasında, yani yeryüzü ve gök seması ortasında vasıtayı rahmet olan bulutları bir mahşer acayip gibi muallakta toplayıp dağıtmak. Şimdi ne demiştim ben? Elhamdülillah Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin değil mi? Yani bakın şimdi. Allah bütün semavat ve arzı saltanatında, saltanat uluhiyetinde gösterir, tecelli, o saltanat uluhiyetini tecelli ettiriyor bize. Evet, onu gösteriyor. Sonra diğer bize önümüze serdiği nimetlerle Cenab-ı Hak Rab olmasını, rububiyetini, rahmetini, rahimiyetini, kudretini gösteriyordu. Sonra nereye getirdi? Gökyüzündeki boşlukta bu bulutları toplayıp dağıtan Allah'ın onları topluyor, götürüyor. Bir daha getiriyor mu? Bir daha getiriyor. Sanki haşir ve neşir gibi. Allah Allah. Değil mi? Onu da diyor, İyyâke ne, o da işte Maliki yevmiddin. Din gününün sahibi. Bir çay molası verelim hocam. Verelim abi. Bitiriyorum zaten. Evet. Bir mahşer acayip gibi muallakta toplayıp dağıtmak, boşlukta toplayıp dağıtmak. Hani Fatiha-i Şerife Kur'an'ın bir özetidir diyoruz değil mi? Bak bugün de bunun bir örneğini gördük. Sanki burası o Elhamdülillah Rabbil Alemin diye okuduğumuz o ayetteki birkaç ayeti böyle işaretle açıyor. Ne diyor? Bir ordu gibi istirahat ettirip vazife başına davet etmek gibi teshirindeki tecelli-i rububiyet gibi mensucatı, sanatı tadad ettikten sonra Cenab-ı Hakk'ın bu dokuma sanatını tabir caizse tek tek sayıp gözümüzün önüne serip anlattıktan sonra aklı onların hakayıkına ve tafsirine sevk edip tefekkür ettirmek için le-ayâtin li-kavmin yâkilûn der. Onunla okulu ikaz için, akılları uyandırmak için, gaflete dalmış uykuda olan akılları uyandırmak için akla havale eder. Subhaneke la ilme illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alamin el fatih.